Merhaba arkadaşlar, doğrusal fonksiyonlarla beraberiz bugün. Evet, ilk sorumuza başlıyoruz. Tabii soruya başlarken de arkadaşlar hafiften ne yapalım, kurallardan bahsedelim. Neydi doğrusal fonksiyonlar arkadaşlar? Fx eşittir ax artı b şeklinde yazılabilen fonksiyonlardı. Bunların da gerçekten arkadaşlar koordinat düzleminde grafikleri ne oluyordu? Doğru şeklinde oluyordu değil mi? Bu şekilde bir fonksiyon oluyordu. Gerçekten grafikleri doğrusal çıktığı için biz bunları arkadaşlar doğrusal fonksiyonlar diyoruz. Evet, bakalım bu fx eşittir ax artı b olma durumunu nasıl kullanacağız sorularda. Bize bakın arkadaşlar iki tane bilgi vermiş. f2'nin 9 olduğunu, f-4'ün de 3 olduğunu söylemiş. X gördüğümüz her yere 2 koyalım. Buradan 2 artı b olacaktır. Bakın ne yaptık arkadaşlar? X gördüğümüz her yere soruda 2 yazdık. Ve bunun sonucunda 9 çıkmasını istedik arkadaşlar. Sonra bir bilgi daha vermiş bize. Ne demiş arkadaşlar? Burada da f-4'ün arkadaşlar 9 şey 3 olduğunu söylemiş. X gördüğümüz her yere eksi 4 yazarsak bu durumda f eksi 4 elde ederiz. Tabii ki burada da x gördüğümüz her yere değil mi? Fonksiyonların genel kuralıydı bu. Ne yapıyoruz? Eksi 4 yazıyoruz. Eksi 4 a artı b yaptı. Bunun sonucunda arkadaşlar 3 çıkması gerekiyormuş. Eşittir 3 dedik. Bakın elimizde iki tane denklem var. Bu denklemlerden arkadaşlar ne yapacağız? A ve b'yi bulmaya çalışacağız. Diyorum ki ister a'yı yok edin ister b'yi yok edin fark etmeyecektir. Üst tarafı mesela 2 ile çarparsak a'lar yok olacak gördüğünüz gibi. Buradan artı 4a buradan eksi 4a a'lar gitti. Sonra üstten artı 2b geldi arkadaşlar. 1b de buradan 3b oldu. Tabii karşı tarafları da çarpıyoruz. 2 ile 9'u çarptık arkadaşlar ne oldu? 18, 3 de buradan 21. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde b'nin 7 olduğunu gördük. Arkadaşlar aynı denklem çözer gibi. İki bilinmeyen denklemler çözüyorduk hatırlarsanız 9. sınıfta. Ne yapıyorduk arkadaşlar? B yerine bulduğumuzda R yerine yazarak buradan A'yı buluyoruz. Eksi 4A artı 7 eşittir 3 diyelim. Buradan arkadaşlar B'yi hangi denklemde yerine yazdınız? Çok da önemli değil. İkisinden de aynı sonuç gelecektir. Hangisi size kolay geliyorsa onu seçebilirsiniz. Eksi 4A buradan eksi 4. Dolayısıyla A buradan 1 gelecektir. Evet A ve B belli olduğuna göre artık fx fonksiyonunu arkadaşlar tamamen oluşturduk demektir. A yerine 1 yazarsak buradan x artı b yerine de arkadaşlar ne yazacağız? 7. Çünkü b'yi de 7 bulmuştuk. Artık fx fonksiyonu var bize kimi sorarsa sorsun diyeceğiz ama bize f'in tersini sormuş. O zaman önce bunun tersini bulmalıyız. Ters fonksiyonlar bölümünde bunu anlatmıştık arkadaşlar. Ne diyoruz? X var. X'e ne uygulanmışsa yani 7 mi eklenmiş biz onun tersini yapıyoruz. 7 çıkarıyoruz. Bu şekilde ne yapıyorduk? Fonksiyonun tersini alabiliyorduk. Artık ters fonksiyonumuz da var. Şimdi ters fonksiyonda arkadaşlar 7'yi hesaplayabiliriz. 7 eksi 7'den cevabımız arkadaşlar 0 olacaktır. Evet ikinci sorudayız. Burada yine bir doğrusal fonksiyondan bahsediyor. O zaman hemen doğrusal fonksiyon ifadesini gördüğümüz anda fx eşittir ax artı b'yi arkadaşlar yapıştırıyoruz. Şimdi fakat burada farklı bir durum var. Ne yapmış? İçiyle dışını yer değiştirerek önce düz fonksiyonu bulmalı. Çünkü bize ters fonksiyonu vermiş. Bakın f'in üzerinde eksi 1 var. Demek ki arkadaşlar içle dış yer değişirse f3'ün 1 olduğunu söyleyebilir miyiz? Yine önceki bölümde bunu konuşmuştuk arkadaşlar. Ters fonksiyonların içi ile dışını yer değiştirerek düzünü, düz fonksiyonların da içi ile dışını yer değiştirerek tersini bulmuş oluyorduk arkadaşlar. Aynı şeyi aşağıda yapalım. Bu sefer f1'in de 7 olduğunu söyleyebilir miyiz? Bakın bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar soru bir önceki sorunun aynısı olmuş oldu. Şimdi x yerine 3 koyarsak f3'ü bulmuş oluruz. Tabii ki burada da x gördüğümüz her yere 3 yazacağız. 3a artı b eşittir. Sonuçta 1'miş arkadaşlar. Bakın 1 eşitledik. F1'i bulalım hadi bir de. Çünkü bunu da vermiş bize kullanmamız gerekiyor. X yerine bu sefer 1 yazacağız. Yine şu x yerine arkadaşlar. Dolayısıyla x yerine 1 yazınca burası a artı b olmuş oldu. Tabii bu durumda f1'in de sonucunun 7 olduğunu diyoruz. Yani sonucu 7 bulmalıyız. Yine elimizde arkadaşlar iki tane denklem oluştu. A ve b'ye bağlı olmak üzere. Ne yapacağız? Önce a'yı ya da b'yi bulacağız. Sonra yerine yazarak ötekini bulacağız. Ve buradan sonuca gideceğiz. Ben burada arkadaşlar b'leri yok etmek istiyorum. Alt tarafı eksiyle çarpıyorum. Bakın 3 tane a'dan 1 tane a çıkmış olacak. 2 a kalacak. Tabi bu hepsi ne oldu? İşaret değiştiği için bunların hepsi eksi oldu biliyorsunuz. B'ler birbirini götürdü. Karşı tarafta arkadaşlar eksi 6 kaldı ki a buradan eksi 3'tür. Şimdi a yerine eksi 3 yazarsak arkadaşlar. Mesela üstteki denklemi kullanalım. A yerine eksi 3 yazarsak buradan b'ye ulaşabiliriz. A yerine eksi 3 yazdığımızda 3a eksi 9 yapacaktır. Artı b eşittir 1'den b de buradan 10 yapacaktır. Artık a ve b belli olduğuna göre fx fonksiyonumuz oluşturulabilir. A yerine arkadaşlar eksi 3 yazdık. Yanında x vardı eksi 3x. Artı b yerine de 10 yazdık. İşte bize bir fonksiyon. Bu doğrusal fonksiyon oldu arkadaşlar. Burada bize f4 soruluyor. X yerine 4 koyarsak sonucun değil mi? Eksi 2 yapacağı çok açık. Evet, 3 numaradayız arkadaşlar.
Ne demiştik arkadaşlar? Doğrusal fonksiyonlar mutlaka ax artı b yapısında olmalıydı. Değil mi? Yani x'in dikkat edin derecesi en fazla 1 olabilir ya da sabit terim olabilir yanında. Bunun dışında kareyle küplü farklı x'lerin olmaması gerekiyor. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Burada şu ifade sorunlu gibi duruyor. Bunu yok etmeye çalışacağız. Yani doğrusal bir fonksiyonda x kareli terimin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradan a yerine 1 vererek ne yapacağız? X kareli terimi yok edeceğiz. Gerçekten a yerine 1 verince arkadaşlar ne oluyor bakın. Burası 0 olduğu için şu katsayı 0x kareden x kare gitmiş oluyor. Tabi burada da a yerine 1 vereceğiz. Burada da a yerine 1 vereceğiz. Bu durumda x'in katsayısı da 2 olmuş oluyor. Sabit terim de 3 oluyor. Bakın doğrusal fonksiyonumuz oluştu. Zaten a yerine ne vermiştik dikkat edin? 1. Yani adam da bize f(a)'yı yani f1'i soruyor. Değil mi? A yerine 1 koyarsak. F1'i bulmak için de fonksiyonda biliyorsunuz x gördüğümüz her yere 1 yazıyoruz. 2 çarpı 1 artı 3'ten cevabımız arkadaşlar 5 olacaktır. Evet, sıradaki soru arkadaşlar 4 numara. Bakın burada bize arkadaşlar fonksiyon doğrusal falan dememiş. Ama fonksiyon doğrusal olduğunu biz görüyoruz zaten. Bakın doğrusal bir fonksiyonsa hemen ne yapabiliyoruz? Fx eşittir arkadaşlar ax artı b'yi yapıştırabiliyoruz. Şimdi burada a ve b'yi bulursak eğer olay bitmiştir. Nasıl bulacağız? Bize bunun için iki tane nokta vermiş bakın arkadaşlar. Biliyorsunuz y eksenindeki her noktanın apsisi sıfırdır. Yani x'i sıfırdır. Y zaten 2'ymiş. X eksenindeki her noktanın da y'si sıfırdır. Apsisi yani x'i de zaten eksi 4 onu soru vermiş. Evet bu noktalar bu fonksiyonu ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Bir noktanın fonksiyonu sağlaması ne demek arkadaşlar? Biliyorsunuz birinci bileşen x, ikinci bileşen y'ydi. X yerine birinciyi, y yerine de ikinciyi yazarak arkadaşlar bu eşitliğin sağlanmasını bekleyeceğiz. Aynı şey aşağıdaki için de yaptığımızda arkadaşlar soru çözülmüş olacak. Şimdi x yerine öncelikle 0 koyuyorum. 0 çarpı a artı b. Sonucunda ne çıkması gerekiyor bu durumda bakın arkadaşlar? 2. Yani 0'a gittiğine göre buradan b'yi 2 olarak bulduk demektir. O zaman arkadaşlar fx arkadaşlar ax artı 2'ymiş demek ki. Bir de ne yapacakmışız? X yerine x4 koyduğumuzda arkadaşlar f(x)4'ü de bulacağız şimdi. Burada f0'ı bulmuştuk. f(x)4'ü bulacağız arkadaşlar. Bu durumda da sonucun 0 çıkmasını bekleyeceğiz. Yani x gördüğümüz her yere -4 yazıyoruz. -4a artı 2 eşittir 0. Buradan arkadaşlar -4a eşittir -2. Her iki tarafı -4'e bölersek a buradan 1 bölü 2 yapacaktır. Artık a da belli, b de belli. Bu durumda arkadaşlar fonksiyonu oluşturabiliriz. Hemen kırmızı ile yazıyorum bakın arkadaşlar. fx eşittir. Neydi? ax. A'yı da 1 bölü 2 bulduğumuza göre demek ki 1 bölü 2 çarpı x artı b şeklinde. Pardon b'nin de zaten 2 olduğunu biliyoruz artık. 1 bölü 2x artı 2 şeklinde fonksiyonu yazabiliriz. Bize kimi soruyor? f2'yi soruyor. O zaman arkadaşlar hemen x yerine 2 yazalım. 1 bölü 2 çarpı 2 artı 2'den. 1 artı 2 ve cevabımız arkadaşlar 3 olsun. Evet, 5 numaralı sorudayız arkadaşlar. Yine benzer bir yapı var. Ne diyor arkadaşlar? Doğrusal fonksiyonmuş. Eğer fx doğrusalsa arkadaşlar mutlaka x kare terim yok edilmeli. Yani x'in üzerinin 1 olmadığı durumların hepsi arkadaşlar bizim için istenmeyen durumdur. Ondan kurtulmamız gerekiyor. X kare terimi yok etmenin en güzel yolu arkadaşlar katsayısını 0 yapmak. Katsayısının 0 olması için de n yerine arkadaşlar 3 vermeliyiz. Buraya kadar sorun var mı? Yok. Evet, devam ediyoruz o zaman. fx eşittir. Burası yok oldu artık. Sıfır olduğu için katsayısı gitti. Tabii m yerine ne koyduk? 3 ama m yerine ne koyduğumuzu bilmiyoruz. Yani mx artı 3 şeklinde arkadaşlar bir fonksiyonumuz var ama henüz hızlı değil. Buradan m'yi de bulmamız gerekiyor. Onun için de bize bir yardımcı nokta vermiş bakın. A noktası. A noktası madem fonksiyonun üzerinde o zaman bunu ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Yani x yerine eksi 2, y yerine de 1 yazabiliriz arkadaşlar. Sağlamak bu demek. O zaman hadi yazalım. X yerine eksi 2 yazarsam burası eksi 2 m olacaktır. Artı 3. Sonucunda ne olması gerekiyormuş? 1. Yani eksi 2 m eşittir eksi 2'den. M de arkadaşlar her iki taraf eksi 2'ye bölündüğünde 1 gelecektir. Evet m ve n artık arkadaşlar biliniyor. O zaman fonksiyonumuza son halini verebiliriz. M yerine kaç yazacağız? 1. 1 tane x yani 1 yazmaya gerek yok. X artı 3. İşte size arkadaşlar doğrusal bir fonksiyon. Ama adam bizden bunu istemiyor. Bir değer bulmamız gerekiyor. Hangi değeri? F içerisinde m artı n'ye. Biz m'yi kaç bulduk arkadaşlar? 1. N'yi kaç bulduk? 3. Toplarsak demek ki bize f4 soruluyor aslında. F4'ü bulmak için de ne yapıyoruz? X gördüğümüz her yere 4 yazıyoruz. F4 buradan arkadaşlar 7 olarak geliyor. Evet, 6. sorudayız arkadaşlar. Biraz önce yine konuşmuştuk önceki soruda. Ne demiştik arkadaşlar? Bir doğrusal fonksiyonda yani fx eşittir ax artı b yapısındaki bir fonksiyonda x'in derecesi 1 olmalı ve bunun dışında sabit terim olabilir ama onun dışında başka x'li terimin olmaması gerekiyor. Kareli, küplü ya da bölülü durumların olmaması gerekiyor.
O zaman diyorum ki soru bunun doğrusal olduğunu söylüyor bana. Fx fonksiyonu doğrusalmış. Doğrusalsa şu paydadaki x'in arkadaşlar işi ne? Bunun burada olmaması gerekiyor. Ne yapacağız? Ondan kurtulmanın bir yolunu arayacağız arkadaşlar. Diyorum ki eğer ben m yerine 4 verirsem. Bunu ne yaptık arkadaşlar? Sezgisel olarak gördük. Ya da zaten bir çarpanın ayırma gelecek. O çarpanın ayırmadan da alttaki x eksinin gideceği çok açık değil mi? Dolayısıyla m yerine 4 verdiğimizde bakın fonksiyonumuz ne oluyor? Buraya 4 yazdığımda, buraya da 4 yazdığımda x kare eksi 4 oluyor. Aşağıda da x eksi 2 var. Şimdi x kare eksi 4'ün arkadaşlar biz 2 kare farkı olduğunu biliyor muyuz? Evet, değil mi? 8. sınıftan bunu gördük. Hala da 9'da 10'da da yeterince kullanıyoruz arkadaşlar. Neydi 2 kare farkı arkadaşlar? Eğer iki tane sayının karesi birbirinden çıkarılmışsa birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci şeklinde bunu çarpanlarına ayırabiliyorduk. Bu durumda bakın x eksi 2'lerin gittiğini görüyoruz. Ve fx için elimizde sadece ne kaldı? X artı 2. Evet, bu doğrusal bir yapım arkadaşlar. Evet, doğrusal. Demek ki doğru gidiyoruz. Bize neyi sormuş peki? F m'i sormuş. Yani biz m'i 4 bulduğumuza göre aslında bize f4 soruluyor arkadaşlar. O zaman hadi x yerine 4 yazalım. Ne yapıyor 4 artı 2'den? Cevap arkadaşlar 6 yapıyor. 7 numara. Yine bir doğrusal fonksiyondan bahsediyoruz. Tabii ki konumuzun başlığı da doğrusal fonksiyon olduğu için. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Fx eşittir. Hemen ax artı b'yi yapıştırıyoruz. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Fx bu. Bunu biliyoruz hadi. O zaman f2x lazımmış sorunun söylediğine göre. f2x'i bulalım. Yani x gördüğümüz her yere 2x yazalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu x'i kaldırıp atıyoruz. Bunun yerine 2x yazıyoruz. Yani 2ax. Burada zaten x'li bir şey olmadığı için şu b'nin yanında buraya bir şey yazamıyorum. B aynen tekrarlıyor. Hadi f3x'i bulalım. Bu da arkadaşlar x gördüğümüz her yere 3x yazmak demek değil mi? Yani x'i atıyorum yerine 3x yazıyorum. O zaman bu sefer 3ax artı b oluyor burası. Bakın ana fonksiyonumuz buydu, doğrusal fonksiyonumuz. Burada x gördüğümüz her yere ne yaptık? 3x yazdık değil mi? Örneğin dolayısıyla x'leri siliyoruz yerine bunu yazıyoruz. Elimizde böyle bir fonksiyon oluştu. Bir örüntü gelmeye başladı bakın. Yani f4x dediğimizde bu durumda 4ax artı b değil mi? Böyle böyle gidecek. En son ne diyecekmişiz arkadaşlar? f9x. O zaman demek ki 9ax artı b gelecek. Ve bunların hepsini topla diyor bana. Hadi hepsini toplayalım arkadaşlar. Toplarsak ne oldu, dikkat edin. En baştan itibaren baktığımızda. Ne oldu şurada? Sanki 1a değil mi? 2a, 3a, 4a gibi değil mi? Arkadaşlar ifadelerin geldiğini görüyoruz toplam olarak. Bakın 1a, 2a, 3a, 4a değil mi? Şuradaki 9'u yazmışız ama yanındaki a'yı yazmayı unutmuşuz arkadaşlar. Bu 9ax tabii. Şöyle düzeltelim isterseniz. Evet. Ne oldu? 1'den 9'a kadar arkadaşlar sayının toplamı geldi. O zaman a artı 2a artı 3a artı bla bla en son 9a geldi parantezinde x artı her terimden bir tane şey 9b geldiğine göre de buradan 9 tane b gelmiş oldu. Değil mi arkadaşlar? Buraya kadar sorun var mı? Yok. Bu ifadenin de biz kime eşit olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar 45x artı 45'e. Şimdi yapacağız bu işi. Ne demiştik arkadaşlar? 1'den 9'a kadarki sayıların toplamı bulmak istiyorsak orta terimle terim sayısını çarpıyorduk. Burada 9 terim olduğu çok açık. Orta terim de baştaki ve sondakinin toplamı yarısı değil miydi? Bakın sonda 9a var. Başta ne var? A var. Topladık 10a. 2'ye böldük 5a. Terim sayısıyla orta terim çarptığımızda arkadaşlar bu ne yapacaktır? 45a bize neyi verecektir? Bunların toplamını. Tabii yanında bir de ne var? X var. Artı 9b. Bu ifadenin sonucu arkadaşlar 45x artı 45 imiş. Ne yapıyoruz? Benzer terimleri kendi arasında eşitliyoruz. Bakın buradaki x'li terimde buradaki x terim birbirine eşit olmalı. Buradan anlıyorum ki a 1'miş. Neden a 1'miş arkadaşlar? Çünkü 45x buranın da 45x olabilmesi için a yerine 1 yazmamız gerekiyor. Diğer taraftan 9b'nin de arkadaşlar şuradaki 45'e yani yanında x bulunmayan terimde yanında x bulunmayan terime sabit terimde sabit terime eşit olması gerekiyor. Yani 9b'de 45 dersek b de buradan 5 yapacaktır. Şimdi a ve b bilindiğine göre arkadaşlar bizim en başta temel aldığımız fonksiyon fx eşittir ax artı b değil miydi? Yani fx eşittir a yerine 1 yazdığımda x artı 5 şeklinde arkadaşlar bulunmuş olacak. Doğru mu? O zaman arkadaşlar hemen buradan sonuca yürüyelim. Bize f4 soruluyor arkadaşlar. F4'ü soruyor. X yerine 4 yazalım. Bu durumda arkadaşlar 4 artı 5'ten cevabımız 9 yapacaktır. Evet arkadaşlar burada da yine iki tane doğrusal fonksiyon görüyoruz. Bakın kendisi de bunu zaten söylemiş ama söylemeseydi de biz bunu zaten grafikten görebiliyorduk arkadaşlar. Bakın gx bir doğrusal fonksiyon doğru şeklinde fx de yine bir doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonların denklemlerini nasıl yazarız arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Fx eşittir ax artı b diyorduk.
Değil mi? Buradan f(x)'i yazıyorduk. Aynı işlemi iki kere tekrar edeceğiz. Bir de g(x)'i yazacağız sonra. Önce ifade edelim arkadaşlar. F fonksiyonu yazılımı için geçtiği iki tane noktaya ihtiyacım var. Yani iki nokta bizi hatırlayın çözüme götürüyordu. Şimdi öncelikle 2, 2 noktasından geçtiğini görüyoruz. Bakın bu nokta f'in üzerinde. Değil mi arkadaşlar? F fonksiyonu sağlayan bir nokta. Yani x'e 2 yazdığımda ne olacakmış demek ki arkadaşlar sonuç? 2a artı b eşittir 2 olacakmış. Diğer taraftan şu noktanın da koordinatları arkadaşlar 4'e 0 değil midir? Bu nokta da sağlıyormuş arkadaşlar. O zaman x yerine 4 yazdığımda bu sefer 4a artı b'nin de 0 olması gerekiyor. Üst tarafa x ile çarptığımda bakın buradan 2a kaldı. B'ler birbirini götürdü. Burası da eksi 2 olmuş oldu. Yani a buradan eksi 1 oldu. Artık a'yı yerine yazarken ne yaparız arkadaşlar? B'yi de bulabiliriz. Hangisini yerine yazalım? Ben aşağıdakinde yazmış olayım. A yerine eksi 1 yazarsam o zaman eksi 4 artı b eşittir 0 oldu. B de buradan 4 geldi. Artık a ve b bilindiğine göre fx'i arkadaşlar bulmuş olduk. Neymiş? A yerine eksi 1 yazdığımda eksi x oldu. Bakın şu a'dan bahsediyorum. Artı b yerine de 4 yazdık. Bu bizim fx fonksiyonumuz burada dursun şimdilik. Hadi bir de gx'i bulalım. Bunu yeşil kalemimizle yazalım. Gx de neydi arkadaşlar? Yine şu 2'ye 2 noktasından geçen değil mi? Şu 2'ye 2 noktasından geçen ama aynı zamanda bir de 0'a 0'dan geçen farklı bir doğru bu da. O zaman gx'e de arkadaşlar biz ax artı b diyeceğiz. Bu biliyorsunuz genel bir yapıydı. X'e 0 verdiğimde orijinden geçtiği için y'si de 0 çıkıyormuş. Yani 0a artı b eşittir 0 ise buradan anlıyoruz ki b de 0'dır. Çünkü şurası 0 yaptı. Bir de arkadaşlar 2'ye 2 noktasından geçiyormuş. O zaman x'e 2 verdiğimde 2 artı b'nin de 2 olması gerekiyormuş. Zaten biz arkadaşlar b'nin 0 olduğunu bulmuş muyduk? Demek ki 2a eşittir 2 ve a eşittir 1. Buradan da arkadaşlar a ve b bulunduğuna göre gx fonksiyonunu da yazabiliriz. ax demişti. Yani a yerine 1 yazdığımızda x oldu. Artı b. B yerine de 0 yazacağım için aslında gx fonksiyonu bu şekilde kalacaktır. Bizden ne istiyor arkadaşlar? f1'i ve g4'ü arkadaşlar iki katılı bulun ve bunları toplayın diyor. Şimdi o zaman arkadaşlar f1'i bulmak için şurada x yerine 1 yazalım. Eksi 1 artı 4'ten sonuç 3 yapsın mı? Evet burası 3'müş. Artı. Bir de G4'ü bulalım. Burada x yerine 4 yazacağız. Tabii ki karşıları x yerine 4 yazacağız. G4 bu durumda 4 oldu. Ama bunun da 2 katını al diyor 8. Bunları alıp toplarsak arkadaşlar cevabımız 11 yapacaktır. Evet sondan bir önceki sorudayız arkadaşlar. Burada da yine doğrusal bir fonksiyon grafiği var. Ama ufak bir farkla yani fonksiyon fx'in değil ama fx artı 3'ün grafiği. O zaman arkadaşlar yine biz doğrusal fonksiyon buluyor gibi bulacağız öncelikle. Ax artı b'nin arkadaşlar burada ne yapmalıyız? Denklemini yazmalıyız. Yani a'yı ve b'yi bulmalıyız. Ne yapmışız dikkat ederseniz? İki noktadan geçmişiz doğru olarak. Yani x yerine 0 verdiğimizde sonuç ne çıkmış? 1. Burada ise x yerine 1 verdiğimizde sonuç ne çıkmış arkadaşlar? 0. Bu noktalar doğrusal fonksiyonu sağladığına göre yerlerini yazabilirim. Demek ki ben burada x yerine 0 yazdığımda 0 çarpı a artı b'nin 1 olması gerekiyor. Bu zaten 0 olacağı için buradan b'nin 1 olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan x yerine 1 yazdığımızda yani şu ana denklemden bahsediyorum. X yerine 1 yazdığımızda bu sefer a artı b sonucunda ne yapması gerekiyor? 0 çıkması gerekiyor. Zaten biz b'nin 1 olduğunu biliyor muyduk? A artı 1 0 ise a da buradan eksi 1 yapacaktır. Ne oldu arkadaşlar? Biz bir fonksiyon bulduk doğrusal fonksiyon ve denklemi eksi x artı b. Nasıl bulduk bunu arkadaşlar? X yerine a yerine eksi 1 yazarsak gördüğünüz gibi arkadaşlar eksi x oldu. B yerine de arkadaşlar 1 yazarsak 1 oldu. Ama bu kimin denklemi biliyor musunuz arkadaşlar? Fx artı 3'ün denklemi. Neden? Çünkü bu doğru fx artı 3'ün. Değil mi arkadaşlar? Doğrusuydu grafiğiydi. O zaman arkadaşlar buradan hemen fx'e dönelim. Nasıl döneceğiz? X gördüğümüz her yere x eksi 3 yazıyoruz. Bunu yazarsak eksi 3 artı 3 birbirine gidecek. Bakın buradaki x'i alıyoruz atıyoruz. Yerine arkadaşlar x eksi 3 yazıyoruz. X, buradan sadece içeride x kalıyor. Tabii ki bu yaptığımız işlemin aynısı burada da yapmalıyız. Yani burada da ilk gördüğüm her yere x eksi 3 yazmalıyız. Evet x eksi 3 yazarsam ne oldu arkadaşlar? Fx eşittir. Eksi x artı 4'e dönüştü değil mi? Şimdi demek ki arkadaşlar artık fx fonksiyonumuz var. Bize neyi sorarsa sorsun. Bakıyorum şimdi x yerine 1 koy demiş sonuç 3 çıksın demiş. Bakıyorum x yerine 1 koyarsam 1 artı 4'ten sonuç ne yaptı arkadaşlar? 3 çıktı mı? Evet doğru. Demek ki doğru bir şey bulmuşuz. O zaman arkadaşlar... Şimdi B şıkkına bakalım. Bu sefer de bize diyor ki arkadaşlar x yerine 3 koy sonuç 1 çıksın. X yerine 3 koyarsam tabi burada da 3 koyacağım. Ne oldu? Eksi 3 artı 4'ten sonuç 1 çıktı mı? Evet bu da doğruymuş arkadaşlar. Şimdi C şıkkında da diyor ki x yerine arkadaşlar 4 koyun. Sonuçta 0 çıksın diyor. Gerçekten x yerine 4 koyarsak sonuç 0 çıkar mı? Bakıyorum evet eksi 4 artı 4 oluyor. Sonuç 0 yapıyor. Bu da doğruymuş demek ki arkadaşlar.
Bir de arkadaşlar D şıkkına bakalım. D şıkkında bu sefer fonksiyonun tersini al diyor. Ama biz şunu biliyoruz zaten. Bir fonksiyonun içi ile dışını yer değiştirirsek tersinden kurtulmuş oluruz. Yani aslında bu f5 eşittir 1 demekti. E şıkkında da aynı şeyi yaparsak buradan da f2 eşittir eksi 1 demekti, değil mi arkadaşlar? Bakalım bunlar sağlıyor mu? X yerine 5 koyarsam önce D şıkkını deniyorum arkadaşlar. Eksi 5 artı 4 yapıyor. Sonuç eksi 1 yapıyor. Halbuki burası artı 1 demiş. Demek ki yanlış şıkkımız arkadaşlar Denizli olacak. Yine de E'yi deneyelim arkadaşlar son olarak. Ne yapıyoruz? Sınavda da arkadaşlar doğruyu bulduğumuzu düşünsek bile tüm şıklara bakıyoruz, değil mi arkadaşlar? Ne yapacağız? X yerine 2 koyduğumuzda sonucun eksi 1 çıkmasını bekliyoruz. X yerine 2 koyarsak ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 artı 4'ten sonuç artı 2 çıktı. Oldu mu arkadaşlar? Olmadı. O zaman bu da yanlış. Demek ki bir yerde bir terslik var arkadaşlar. Bakalım x yerine 5 koyduğumuzda sonuç eksi 1'miş. Özür diliyorum. Bakın ne oldu arkadaşlar? Dikkat edin. Güzel bir örnek oldu aslında sınav için. Bu eksi 1'miş. Ben dikkat hatası yapmışım. Yani iç ile dışını yer değiştirirken şuraya eksiği yazmamışım. Dolayısıyla x yerine 5 koyduğumda gerçekten fonksiyonda ne yapacak? Sonuç 1 çıkacak. Eksi 1 çıkacak. X yerine arkadaşlar bakın 5 koyduğumda eksi 5 artı 4'ten sonuç eksi 1 çıkıyor. Burası da zaten eksi 1'di. Demek ki Deniz de doğruymuş. Evet, güzel bir örnek oldu arkadaşlar. Tüm şıkları denememiz gerektiğiyle ilgili. Evet, son sorumuz arkadaşlar. Burada da şöyle bir şeyle karşılaştık. Bize arkadaşlar f fonksiyonunda eksi 2'nin değerini sormuş. Ancak f fonksiyonunun ben denklemini yazamam. Bakın f fonksiyonu garip bir fonksiyon arkadaşlar. Bunu yazamayacağım için eksi 2'nin de kime gideceğini bilemiyorum arkadaşlar. Ama bir şey dikkatimi çekiyor. Şu nokta hem f fonksiyonu üzerinde hem de g fonksiyonu üzerinde. Bakın ortak bir nokta. Ortak nokta olduğuna göre arkadaşlar ben f'i yazamıyorum ama g'yi yazabilirim. Çünkü gx doğrusal bir fonksiyon. Onu yazarak oradan yardım alabilirim. Bakıyorum. Bu noktanın koordinatları arkadaşlar x'i 0, y'si 3'tür. Bu noktanın koordinatları da x'i eksi 4, y'si 0'dır. Şimdi x'ini de deneyelim. X yerine 0 koyduğumda sonucun arkadaşlar 3 çıkması gerekiyormuş. Gerçekten x yerine 0 koyarsam 0 çarpı a'dan 0 artı b 3 yapacağına göre değil mi? Buradan b'yi bulmuş olduk. Artık denklemimiz ax artı 3'e mi dönüştü? Gx fonksiyonumuz. Buradan bir de ne yapacağız arkadaşlar? Şu noktayı yerine koyarak neyi bulacağız? B'yi bulacağız. Pardon, a'yı bulacağız. X'e eksi 4 koyarsak arkadaşlar eksi 4 a artı 3 eşittir 0 yapacaktır. Eksi 4 a buradan eksi 3. A da buradan 3 bölü 4 yapacaktır. Gördüğünüz gibi a ve b belli olduğuna göre gx fonksiyonu oluştu demektir. A yerine arkadaşlar 3 bölü 4 yazarsam 3 bölü 4x artı 3 bizim gx fonksiyonumuz. Bu bizim için önemli bir detay. Şimdi ben g eksi 2 bulacağım. G eksi 2'yi buluyorum arkadaşlar. X yerine eksi 2 yazıyorum yani. O zaman eksi 6 bölü 4 artı 3 oluyor. Buradan paydaşlarsak arkadaşlar artı 6 bölü 3 bizim arkadaşlar cevabımız olacaktır. Neden peki cevabımız oldu? Dikkat edin arkadaşlar. Eksi 2 doğruda yani gx fonksiyonunda 6 bölü 3 değerine gitmiş. Pardon, 6 bölü 4, özür diliyorum. Eksi 2 arkadaşlar gx fonksiyonunda 6 bölü 4 değerine gitmiş. Ancak arkadaşlar o nokta aynı zamanda f'in de üzerinde olan bir nokta. Demek ki f fonksiyonuna da ben eksi 2 koysaydım o da ne yapacaktı? Yine 6 bölü 4 değerine gidecekti. Yani burada doğrusal fonksiyondan yararlanarak f fonksiyonu üzerindeki bir noktanın koordinatını bulmuş olduk. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılarınızın devamını diliyorum.